200 elektrik su desen. Metin'in anaokulu ne olacak? Arkadaş yaz yaz bitmiyor ya. Büşra'nın kursu, Fundu Hanım'ın maaşı. Olacak gibi değil. Hayatım, sana bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksın. Ne oldu? Ay, inanılmaz yemekler yapmış Fundu Hanım, biliyor musun? Parmaklarını yiyeceksin, gerçekten acayip lezzetli. Bir de bir temiz, bütün fayanslar parlamış, ev pırıl pırıl. Çok tatlı. İyi ki işe aldık değil mi? Evet evet, iyi ki aldık. Sen ne yapıyorsun, ne o? Hiç öyle şey. Hesap kitap. Aylık bütçemizi çıkarıyorum. Aa, sen hiç bütçe yapmazdın. Eksik gidik mi var, ne oldu? Yok canım, nereden çıkardın? Aybaşı yaklaştı ya. Hı. Hani böyle nereye ne harcamışız falan, ona bakıyorum. Ben hemen geliyorum. Hesap kitap geliyorum ama. Alo, Barış ne haber? İyi sağ ol. Hani bir şey konuşmuştuk ya seninle. Beni biriyle tanıştıracaktın. Ha, gerçekten mi? Bugün olur diyorsun yani. Süper. Toprak, buz gibi olduk abi. Geliyorum hayatım. Ben senden haber bekliyorum o zaman. Tamam, tamam, görüşürüz. Sağ ol. Ya tüm gün buz gibi soğukta çalıştım durdum şu 100 lirayı kazanmak için. Adam geldi 2 dakikada aldı götürdü parayı. Nasıl ya? Hepsi mi gitti yani Eylül? Yok, yarısı gitmiş. Cemre, senin aklın nerede? Kızı dinlemiyor musun? Ay ne bileyim, ben de şaşkınlıktan anlayamadım ki. Neyse, üzülme Eylül, bir şekilde hallederiz. Gerçi nasıl hallederiz bilmiyorum. Ya bugün işten avans istedim. Defne artık benim patronum ya, gıcıklığına bana para vermedi. Uf, ya bizde de yok ki yardım edelim. Zaten hep böyle olur. Birimizde olmayınca hiçbirimizde olmaz. Hoş geldin. Hoş geldin Meral. Hoş geldin Meral. Kızlar, ya hiç boynunuzu bükmeyin. Arkadaşınız para sorununu çözdü. Nasıl? Bir dakika. Alın bakalım. Burada 300 lira var. Nasıl buldun bunu? Ya okuldan zengin bir veledin doğum günü partisi varmış da şarkı söylememi istedi. Aferin kız Meral. Kedi oğlu bir fare tuttun yani. Bu çok güzel haber. Yani kirayı hallettik. Evet. Peki bu ayın sonuna kadar nasıl geçineceğiz? Cemre'cim, bir buna sevinseydin. Onu da sonra düşünürüz herhalde. Yani kızlar, düşünmemize gerek yok bence. O zaman bundan sonra ekonomik önlemler paketine geçiyoruz. O ne be? Yani harcamalarımıza dikkat edeceğiz Songül'cüm. Yani elektrik suyu az kullanacağız. Okulumuza, işimize yürüyerek gideceğiz. Mutfaktaki harcamalarımıza dikkat edeceğiz. Gerekirse her gün peynir ekmek yiyeceğiz. Tamam mı? Ha çünkü daha önce şata biryan yiyorduk değil mi? Ha biz ölelim daha iyi o zaman. Allah'ım ya. Yaparsın Meral'cığım sen, merak etme. Merhaba, Toprak ben. Hoş geldiniz. Buyurun, içeri geçin.
cümleten hayırlı akşamlar. Afiyet olsun. Ay sen şaka mısın? Her akşam bizimle mi yemek yiyeceksin? Biz bir aileyiz, farkında mısın? Belki özel konuşacaklarımız var. Tamam canım, ben de aileden sayılırım. Yabancı mıyım? Hemen hızlı yemek yiyorum. Hemen yer kaçarım, sen merak etme. Ay rahatlığa bak ya. Ne susacağım? Defne kızım. Sen son olanları duydun mu? Ne olmuş? Tuna ile Cemre evleniyor mu yoksa? Sen dalga mı geçiyorsun ya benimle? He? Ben üzüleyim diye mi yapıyorsun bunları? Ay ne var ya? Olabilir gayet de. Tamam kızım, üzme kardeşini. Nereden çıktı Cemre? Ya kaderden söz ediyorum ben. Bütün servetini kaybetmiş. Aa. Ay, ay bu kızlar vallahi uğursuz ya. Koskoca lokumcuzade servet eridi gitti yani. Ay kader fakir mi yani yine? Ya Macide bunları dolandırıp her şeyi alıp gitmiş. Ay salak, insan parasını kaptırır mı ya? Aklın nerede acaba? Dolandırılmış diyor değil mi? Belki bir şeye ihtiyaçları vardır ya. Ben gideyim bir sorayım. Ben baktım. Sigortaları bozulmuştu. Bugün gittim sigortalarını tamir ettim. Böylesi zor bir dönemden geçerken hepimizin yanlarında olması gerekir diye düşünüyorum. Ama merak etme, bundan sonra sen yalnız değilsin. Bundan sonra senin arkanda kapı gibi bir baban var. Baba mı? Ne babası ya? Anne şuna bir şey söylesene, kendisini babamız falan sanıyor herhalde gerizekalı. Sürüşmüştür. Yani süt annenizin kocası ya, bebekken de hep yanınızdaydı. Böyle sizi evladı gibi benimsemiş. Değil mi Yavuz? Tabii canım tabii, ben süt annenizin kocasıyım ya, baba yarısı sayılırım. Ondan öyle şey ettim. Şey etme. Biz bebek değiliz, büyüdük. Ay insan içinde söyleyecek rezil olacağız ya. Dene tamam hadi. Uzatma, ye yemeğini. Hadi afiyet olsun. Karnabahar ister misin? Benim karnabahar. Değil mi? Hayır. Cemre, bu ay su faturası çok gelecek. Bak söyleyeyim. Mert hadi çık artık ya. Ne yapıyorsun içeride? Anam sefası mı yapıyorsun? Hadi. Mert. Mert hadi. Ay, cevap bile vermiyor ya. Duymuyor ki. Ne oluyor ya? Ortam askeriye çevirmişsiniz. Ay rahat bıraksanıza sevgilimi. Meral yani sendeki bu rahatlık nereden geliyor ben anlamıyorum. Yani zaten kirayı zar zor ödedik. Yani masraflarımıza dikkat etmemiz gerek değil mi? Baksana içeride dakikalardır musluk açık. Ya ne dakikası? Bir saattir su açık, bir saattir. Üf, dur 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 dur. Bir diş fırçalatmadınız ya. Ay çok pardon beyefendi, sizin de rahatınızı bozduk. Ay diş fırçasını bile getirmiş, şu rahatlığa bak ya. Ya uğraşmasanıza sevgilimle. Ben Serkan'la Ali'ye böyle mi yapıyorum? Ha? Ay sus Meral, bir de laf yetiştiriyorsun ya, sus. Cemre Allah aşkına dur.